Bellator 288 gecesinde dominant bir performans sonucu Pitbull'u mağlup eden Usman Nurmagomedov, Bellator hafif siklet kemerinin yeni sahibi olmuştu. Usman maçtan hemen sonra Habib'le FaceTime yaparak tebrikleri kabul etmişti. Şimdi Usman'ın maçtan sonraki açıklamalarına bakalım. Tabii ki benim için çok büyük bir meydan okumaydı. Çünkü ilk defa 5 roundluk maça çıktım. Maçtan önce üzerimde baskı vardı ama çok şükür atlatmayı başardım. Gerçi ona baskı değil de gerginlik diyelim. Çünkü zor bir dövüş bekliyordum. Kemer maçını bile nasıl bu kadar kolay gösterdiği ve sıradaki hedefleri sorulduğunda 24 yaşındaki Usman kendinden son derece emindi. Bu mücadele için çok uzun süredir çok yoğun bir şekilde hazırlandık. Sizler her zaman rakibimin benim için yeterli seviyede olmadığını söyleyeceksiniz. Çünkü ben ve ekibim öyle bir çalışıyoruz ki hiç kimse beni oktagonda test etme şansı yakalayamadan işlerini bitirdim. Bizim işimiz her gün ne kadar iyi olduğumuzu kanıtlamak, dedi. Öte yandan Bellator 288'in ana maçında Corey Anderson'ı mağlup eden Vadim Nemkov, Bellator hafif ağır siklet kemerini korumuş oldu. Nemkov'un sıradaki rakibi ise 45 yaşındaki Yoel Romero olacak. İkili Bellator 290'da oktagona girecek. Bellator 290'ın ana maçında ise ağır siklet şampiyonu Ryan Bader ile Fedor ağır siklet kemeri için karşı karşıya gelecek. Bu maç 46 yaşındaki Fedor'un MMA sahnesindeki son mücadelesi olacak. Siz Usman'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 24 yaşındaki genç yeteneğin gelecekte hangi başarıları kazanabileceğini düşünüyorsunuz? Bellator'daki yeni eşleşmelerde kimi daha avantajlı görüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Cumartesi gecesi UFC Apex'te gerçekleştirilen UFC Vegas 65 gecesi oktagonun içinde olanlar kadar dışarıda olanlarla da gündeme oturdu. İlk olarak anakartın başlamasından birkaç saat önce gecenin maçında sahne alacak Derek Lewis'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Zaten nispeten ilgi çekmeyen kart iyice zayıflamış oldu. Anakartın ilk maçında Charles Johnson ve Zalgas oktagona girdi. Bu maçın 3 round sonunda hakemlerin ayrık kararıyla Johnson'a verilmesi sonucu Kazak Zumagulov çok büyük hayal kırıklığı yaşadı. Zumagulov Haziran ayında bir diğer tartışmalı karar sonucunda Jeff Molina'ya kaybetmişti. Zalgas üst üste yaşanan bu sonuçların ardından Instagram üzerinden emekli olduğunu duyurdu. Avustralya'nın yeni star adayı Jack Della Maddalena ilk roundda nakavtla kazanırken maç sonrası yaptığı açıklamada Avustralya'da düzenlenecek UFC 284'te dövüşmek istediğini söyledi. Müslim Salikov da mükemmel döner tekmelerle izleyiciye seyir zevki verdiği müsabakada Andre Fialo'yu 3. roundda geçti. Yeni ana maçta Kennedy Enzechuku geride götürdüğü ilk roundun ardından 2. roundda uçan diz ve yumruklarla Kutelebay'ı bitirmeyi başardı. Geceden bir gün sonra açıklama yapan UFC doktoru Jeff Davidson, Lewis'in artan karın ağrıları sonucu acil bir şekilde hastaneye kaldırıldığını, sonrasında taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğunu doğruladı. Geçtiğimiz hafta UFC 281 etkinliğinde İsrail Adesanya'yı nakavt ederek UFC orta siklet kemerinin yeni sahibi olan Alex Pereira yeni bir video yayınladı. Bildiğiniz üzere UFC orta siklette tartı limiti yaklaşık 84 kilogram. Yani dövüşçüler maçtan önceki gün gerçekleştirilen tartıya bu kiloda gelmek zorunda. Alex Pereira tartıyı tutturduktan hemen sonraki gün yaklaşık 12 kilo alarak 96 kilo tartılmıştı. Zaten oktagonda Adesanya'dan net bir şekilde bir siklet büyük gözüküyordu. Poatan büyük devam ediyor. Paylaştığı yeni videoda ise tartıya çıkan taze şampiyon tam 103.9 kilo geldi. Bu bir haftada 20 kilo almış olduğunu gösteriyor. Ayrıca Pereira'nın bu fiziği de beğeni toplarken bir üst siklette de çok rahat dövüşebileceğine dair bolca yorum gördük. Glory Kickboxing'de biri hafif ağır siklet olmak üzere iki farklı siklette şampiyonluk sahibi olan Pereira'nın benzer bir başarıyı UFC sahnesinde gerçekleştirebileceğini siz düşünüyor musunuz? Amerikalı Paul kardeşlerin boksta yaptıklarının çok tartışıldığını biliyoruz. Influencer olarak boks dünyasında yer alan tek ailede onlar değil. İngiliz Olan Tugiller de Avrupa'da yaptıkları boks maçlarıyla birçok defa gündeme gelmeyi başardı. Zaten bu boks merakının başlangıcı da 2018 yazında iki tarafın birbiriyle karşılaşması sonucu olmuştu. KSI Logan Paul mücadelesi berabere biterken yan ana maçta iki tarafın kardeşleri ringe girmiş, Jake Paul Deji'yi mağlup etmişti.
O günlerden bugüne Jack Paul, Ben Askren, Tyron Woodley ve Anderson Silva gibi isimleri mağlup ederken Logan gösteri maçında Floyd ile karşılaşmıştı. Deji ise geçtiğimiz hafta Floyd'un karşısına çıkmış ancak knockout olmaktan kurtulamamıştı. Bu halkalara eklenecek yeni dövüş ise KSI ve Dylan Dennis arasında olacak. İki problem isim 14 Ocak'ta ringe girecek ve boksta hünerlerini sergileyecekler. Gerilim ise daha şimdiden başladı. Maçın açıklanma toplantısında yüzleşen ikili arasında tartışma çıktı ve arbede büyüdü. Normalde hırpalanmasına alışık olduğumuz Dennis'in KSI'ye yumruk savurduğu ardından KSI'nin üzerine bira döküldüğü görüldü. Bu olayın ardından salondan dışarı çıkarılan Dylan Dennis orada da rahat durmadı ve bu sefer Anthony Taylor ile gerginlik yaşadı. Yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Siz bu eşleşmede ve yaşanan tüm bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? İnfluencerların MMA dövüşçüleriyle böyle etkinliklerde karşılaşmaları sizce mantıklı mı? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Fight haberlerin sonuna gelirken içeriklerimizin devam etmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı da sakın unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.